Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı podcast serisinin 24. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Almanlarla Ruslar arasında geçen Wutz Muharebesi'nin anlatımına başlayacağım. Öncelikle günümüzde Polonya'nın 3. büyük şehri olan Wutz'un aslında bölüm başlığından da göreceğiniz üzere L-O-D-Z yani Lodz diye yazıldığını fakat Lehçe'de Wutz diye okunduğunu belirterek başlamak istedim. Varşova'nın 132 kilometre güneybatısında yer alan ve Avrupa'da bir kavşak noktası olarak görülen Woods, 1914'te Doğu cephesinin en önemli muharebelerinden birine sahne olacak. Alman ordusunun ana vatanlarını istila etme planları yapan Rus ordusuna sürpriz bir darbe indirmeye çalıştığı bu muharebeye geçmeden önce isterseniz geçtiğimiz bölümlerde bırakmıştık kısaca bir hatırlayalım. Avusturya Macaristan Genel Kurmay Başkanı Konrad von Hotzendorf, San ve Vistül nehirlerine dayanan Rusları geri püskürtmek için cüretkar bir hamle tasarlamış, fakat savaşın başından beri aldığı darbelerle zayıf düşmüş olan ordusu bu hamleyi gerçekleştirebilmek şöyle dursun, kendini daha da geriye çekilirken bulmuştu. Kalabalık ordularıyla San ve Vistül nehirlerini aşan Ruslar büyük ilerleyişlerine başlamışlar ve batıda Krakow'a kadar dayanmışlardı. Bu gelişmeler üzerine Almanlarsa kendi sınırlarına Silezya'ya geri çekilmişler fakat bunu yaparken kuvvetlerinin büyük bir kısmını da Silezya'dan 270 kilometre kuzeyde bir noktaya Torun adlı bir Polonya şehrine nakletmeye başlamışlardı. Peki böylesi kritik bir zamanda Almanlar neden cepheden bu kadar uzak bir noktada kuvvet topluyordu diyelim ve bu bölümünde konusuna geçelim. Vistül Nehri Muharebesi'nde alınan kötü sonuçlar sonucu Almanların Avusturyalılara olan güveni zaten azken daha da azalıyor. Hatırlarsanız Almanlar Avusturyalılara Doğu Cephesinde birlik olsun, ordularınızı biz yönetelim şeklinde bir teklifte bulunmuşlar. Fakat bu teklif Avusturyalılar tarafından reddedilmişti. Bu noktada belki de Avusturyalıların işbirliğinden bir fayda görmeyen Almanlar kendi meselelerini kendileri halletmeleri gerektiğini düşünüyor ve Rus ordusuna karşı tek başına yürüteceği bir operasyon planlıyor. Plana göre Almanlar Torun şehrinde yaklaşık 300 bin mevcutlu bir orduyla tabiri caizse pusuda bekleyecek ve ilerlemekte olan Ruslara kuzeyden vuracaktır. Yapılacak bir saldırıyla Woods'la Varşova arasındaki bağlantıyı koparmaya hedefleyen Almanlar, Rusların Polonya'da ikmalsiz kalmasını sağlayacak ve zayıf düşerek parçalara ayrılan düşmanını lokma lokma yutacaktır. Almanlar bunu gerçekleştirmek için 9. ordusunun büyük bir kısmını trenlere bindirerek Torun'a taşıyor. Zaten gelişmiş tren hatlarıyla birliklerini uzak mesafelere hızlı bir şekilde kaydırabilmek, Almanların 1. Dünya Savaşı'ndaki en iyi yaptığı işlerden birisidir. Bu sebeple bu birlik kaydırma işi de öyle çok uzun zamanlar almıyor. Yeni oluşturulan bu ordunun başına Varşova Muharebesi'nden hatırladığımız General Mackensen getiriliyor. Ordunun mevcudu artırılmaya çalışılırken oradan buradan birlikler toplanıyor. Özellikle Batı cephesinden takviyeler isteniyor ve ayrıca o esnada Prusya'da konuşlu Fransua'nın 8. ordusundan elit birliklerini Torun'a göndermesi emrediliyor. General Fransua'yı Mazurya göllerinden hatırlarsınız. Kendisi emir dinlemeyen hırçın bir komutandı. Hindenburg Fransua'ya o Ruslara Mazurya göllerini dar eden 1. kol ordusunu göndermesini emrediyor. Fakat François yine yapacağını yapıyor ve bu kolordunun daha tecrübesiz askerlerden oluşan ve donanımları daha zayıf olan yedek kuvvetlerini gönderiyor. Bunun üzerine Doğu cephesindeki tüm Alman birliklerinin komutanı konumunda olan Hindenburg yetti artık senin bu emir dinlemezliğin diyor ve Fransuay'ı görevden alarak yerine başka birini atıyor. Böylelikle Prusya'nın o yetenekli fakat uslanmaz çocuğu Fransuan'ın 8. Ordu komutanlığı sadece bir buçuk ay sürmüş oluyor. Cephenin Rus tarafındaysa Vistül'de elde edilen başarılardan sonra bir belirsizlik oluşuyor. Batılı güçlerin harekete geçmesini heyecanla beklediği o büyük Rus silindiri sonunda harekete geçmiştir. Fakat bu silindir Avusturya'ya mı yoksa Almanya'ya mı yönelecektir? başından beri kuzey batı yani prusya ve güney batı yani Galicia cephesi komutanlıkları olmak üzere iki başla yönetilen ve yer yer bunun sıkıntısını da çeken Rus ordusunda yine fikir ayrılığı oluşuyor. Özetle güney batı cephesi komutanı Ivanov önce Avusturya'nın işinin bitirilmesi gerektiğini düşünürken kuzey batı cephesi komutanı Ruski ise Almanya'ya ilerlenmesi gerektiğini söylüyor. Bu noktada artık üst kademede kimin nüfuzu daha fazlaysa onun dediği oluyor ve Grand Dük Nikolay orduda siyasi olarak bazı imtiyazları bulunan Ruskin'in tarafını tutuyor. Sonuç olarak ordu Polonya üzerinden Silesia bölgesine yani Almanya'ya yürüyecektir. Fakat bu yürüyüşün de öyle kolay geçmeyeceği aşikardır. Çünkü muharebeler Avusturyalıları ve Macarları olduğu kadar Rusları da tüketmiştir. Özellikle Rus ordusunun kronik problemi olan ikmal durumu içler acısıdır. Ordu komutanları Silesia'ya doğru bir taarruz için hazır olmadıklarını, harekete geçmeleri durumundaysa top mermilerinin 4 gün içinde tükeneceğini dile getiriyor. Özellikle mühimmat konusunda ordu komutanlarından sürekli şikayetler alan Stavka bu şikayetlere biz cepheye yeterince mühimmat gönderiyoruz. Fakat ya siz çarçur ediyorsunuz ya da bazılarınız kendi ordusuna stok yapıyor şeklinde bir cevap veriyor. Ruslar gerçekten de bir yıl yetmesi planlanan top mermilerini 3 ayda harcamıştır. Aslına bakarsanız bu durum tüm ordular için geçerlidir. Fakat özellikle endüstrisi yetersiz olan Ruslar çareyi İngiltere ve Fransa'ya silah ve cephane siparişi vermekte bulmuştur. Fakat bu ülkelerin de tüm fabrikaları hali hazırda kendi ordularına ancak yetmektedir. İngiltere ve Fransa da hatta siparişlerini Amerika'ya vermişlerdir. Kaldı ki Ruslara silah gönderilebilecek makul bir yol yoktur. Karasal olarak arada koskoca Almanya vardır. Deniz olarak da Almanlar donanmasıyla Baltık denizini kapatmıştır ve dünyanın öbür ucundan Trans-Sibirya hattından yapılacak bir sevkiyat da çok yavaş olacaktır. Yani itilaf devletleri Ruslara silah sevkiyatı yapabilmenin kolay bir yolunu aramaya çoktan başlamıştır. Örneğin İngiliz ve Fransız donanmaların domine ettiği Akdeniz yolu bu iş için tam biçilmiş kaftandır. Fakat bu sefer de arada Almanlarla yakınlaştığı bilinen Osmanlı vardır. Bu konunun nereye gideceğini sanırım hepimiz çok iyi biliyoruz. Kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan kış şartları da Polonya'daki orları zorlamaya başlıyor. Doğu cephesinde gözcülük yapan bir İngiliz subayı askerlerin kıyafetlerini kağıttan bile ince şeklinde tanımlıyor. Bu eksiklikleri gidermeye çalışan Ruski askerleri için yarım milyon çift bot sipariş ediyor fakat eline sadece 40 bini ulaşıyor. Kasım ayının ilk haftasında sanki iki tarafta bir muharebe için anlaşmış gibi taarruz hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Almanlar trenlerle hızlı hareket etmiş olmanın getirdiği sürpriz faktörüne güvenirken Ruslarsa ele geçirdikleri bazı Alman mektuplarından düşmanının kuzeyde bir noktada yığınak yaptığını seziyor. Fakat yine de gerekli önlemler alınamıyor çünkü taarruza hazırlanan bir orduya bir anda savunmaya hazırlan demek öyle kolay olmuyor. Birinci Dünya Savaşı'nda savunma hazırlığı demek kilometrelerce siper kazmak demektir. Rus ordusunda bu siperleri kazacak insan gücü çokça mevcuttur fakat ortada yeterli kürek yoktur. Orduda 10 kişiye bir küreğin düştüğü söylenmektedir ve bu sebeple savunma siperleri doğru dürüst kazılamamıştır. Alman tarafında da hazırlıkların tam olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Batı cephesinden beklenen takviyeler henüz gelmemesine rağmen artık kaybedilecek vakitlerinin kalmadığını hisseden General Mackinson 10 Kasım'da kol ordu komutanlarıyla son bir toplantı yapıyor ve ordunun genel hedefini herkese yineliyor. Güneybatı'dan hızla inerek Woods'la Varşova arasındaki Rusların ikmal ve iletişim hatlarını kesmek ve Woods'daki Rus 2. ordusunu yok etmek. Burada yok edilmek istenen Rus 2. ordusu aslında daha önce Tannenberg'de de yok edilmişti. Fakat geçen zaman zarfında neredeyse baştan kurulan bu ordu acaba yine aynı kaderi paylaşacak mı? 10 Kasım'daki toplantıdan sonra 11 Kasım'da harekete geçen Alman ordusu ilk olarak 12 Kasım'da Vloklavek adında bir Polonya kasabasında Rusların 5. Sibirya kolordusuyla karşılaşıyor. Gün boyu devam eden muharebeler sonucu Ruslar üstün Alman kuvvetleri karşısında geri çekiliyor. Bu geri çekiliş esnasında da Almanlar bin Rus askerini esir ediyor. Bunun üzerine Rus hattında bir boşluk oluşuyor ve Mackinson’ın birlikleri 13 Kasım'da bu boşluğu hemen dolduruyor. Almanlar düşmanın tensiz konuşmalarını da dinliyor. Yakaladıkları bazı radyo sinyallerinden Rusların hala tam olarak ne olduğunu anlamadıklarını fark ediyor. Rus cephesinde ise Sibirya Kolordusu'nun geri çekilmesi zaten o kolordunun zayıf olduğuna yoruluyor ve bölgede olsa olsa iki Alman tümeni vardır deniyor. Oysaki harekete geçen Almanların mevcudu onlarca tümeneden 5 kolordudur. General Mackensen düşmanına toparlanma izni vermeden ilerlemeye devam ediyor ve muharebeler 14 Kasım'da iyice şiddetleniyor. Almanların yolu üstünde tamamen gafil avlanan Rus 23. kolordusu gece boyu süren çarpışmalarda çok büyük kayıplar veriyor ve geri çekilecek gücü dahi bulamıyor. Özetle savaşın ilk 3 günü Almanlar için çok rahat geçiyor fakat bu kolay galibiyetler orduda bir tür rehavete yol açıyor. Bu konuda bir Alman subayı şöyle anlatıyor. Rutin bir kanat devriyesi gereği alay akşam 6.30'da Pinyevo'ya doğru yola çıktı. O zamana kadar Rus öncü birliklerini kolayca alt etmiş olmanı verdiği rahatlıkla dikkatsizce davranıyorduk ve güçlü bir direniş göreceğimizi düşünmüyorduk. Fakat çok geçmeden gerçekler yüzümüze vurdu. 8. bölük 300 metre ötede güçlü bir Rus mevzisiyle karşılaştı ve mevziden dolu gibi bir makineli tüfek ateşi yağdı. Heyecandan olsa gerek düşman yukarıda bir noktayı hedef aldı. Yoksa bölükten tek bir adam bile sağ kalmazdı. Şansımıza yolun kenarında bir hendek vardı ve bölük oraya saklandı. Bense toprağa yapışmış bir vaziyette yere yattım. Rus siperinden durmadan ateş edilmesine rağmen bölüğün dağılmayarak savaş pozisyonu bozmadığını görmek güzeldi. Askerler grup grup hendekten atladı ve diğer bölükte sol tarafımızda mevzilendi. Güçlerimiz denk olmadığı için Ruslarla bir çatışmaya girmemiz imkansızdı. Alay akşam vakti saat 7'den 10'a kadar herhangi bir topçu desteği olmadan bu şekilde yerini korudu. Sonunda ilk top mermileri üstümüzden geçerek Rus siperlerini vurmaya başladı. Topçumuz hızlı atışlarıyla bu düz arazide açık bir şekilde görünen Rusların geri mevzilerini de vurmaya başladı. Ruslar piyade atışlarıyla desteklenen bu bombardımana çok kısa bir süre dayanabildiler ve önce teker teker, sonra gruplar halinde ve en sonunda toplu halde geri çekilmeye başladılar. Makineli tüfeklerimiz ve piyade atışlarımız olabildiğince hızlı çalıştı. Şarapneller Rus öbeklerinin tam ortasına düştü ve çok geçmeden bu geri çekiliş kaotik bir kaçışa dönüştü. İlk harekete geçen birliğimiz ikinci alay oldu ve yüzlerce esirle birlikte makineli tüfekler ve başka askeri malzemeler de ele geçirdi. İkinci alayın özellikle 8. bölüğünün kayıpları çok ağırdı. Takip ertesi günü saat sabah 8.30'a kadar devam etti ve en sonunda Masev'e ulaşıldı. Muharebenin sebep olduğu fiziksel zorluk had safhadaydı. Bölükler iki gündür uyku ve sıcak yemek yüzü görmemişti. Almanlar 15 Kasım'da Rus hattını yara yara ilerlemeye devam ediyor ve karşısına çıkan bir Rus kolordusunu daha binlerce esir alarak bozguna uğratıyor. Rus tarafındaysa yaşanan onca olumsuzluğa rağmen hala tam olarak ne olduğu anlaşılmıyor. Hatta üst kademeden Silesia yürüyüşü artık başlasın şeklinde emirler geliyor. İlk çarpışmalarda ağır kayıplar vererek geri çekilen 5. Sibirya kolordusuna Sanki başına hiçbir şey gelmemiş gibi Almanlara saldırması söyleniyor. Bu zavallı kolordu mecburen emirleri yerine getirerek tanruza kalkıyor fakat Almanlar karşısında adeta ezilerek 5 bin esir daha bırakıyor. Bu başarılar üzerine 16 Kasım'da General Mackinson'ın keyfi iyice yerine geliyor ve evine şöyle bir mektup yazıyor. ''Ben iyiyim ve bir ordu komutanı olarak işler benim için özellikle çok iyi gidiyor.'' Batı Prusya, Posen ve Silesia'nın artık bir Rus istilasından korkmasına gerek kalmadı. Bu kritik günlerde Tanrı bizimleydi. Ard arda alınan mağlubiyetler üzerine Rus karargahı nihayet duruma uyanıyor ve Almanya'ya doğru yürüyüşü durduruyor. Birliklerinin çevrelenmek üzere olduğunu fark eden Ruslar derhal iki kol ordusunu Wut'sa geri çekiyor ve bu büyük şehrin etrafına birlikler yerleştiriyor. Almanlarsa yakaladıkları karışık sinyallerle Rusların artık bir mağlubiyetin eşiğinde olduğunu, hatta Wut'dan da geri çekilmekte olduğunu düşünüyor. Fakat bu doğruyu yansıtmıyor. Çünkü Ruslar bir ikmal merkezi olan Wut'ta çetin bir direnişe hazırlanıyor. Bunu bilmeyen Ludendorff derhal Wut'la Varşova arasındaki yolun kesilmesini emrediyor. Sonuçta tüm operasyonun amacı buydu. Fakat bu noktadan sonra işler değişiyor ve Almanlar farkında olmadan bir tuzağa doğru sürüklenmeye başlıyor. Woods'la daha doğudaki Varşova arasındaki yolun kesilmesi görevi 25. İhtiyat Kolordusu'na veriliyor. Hatta bu birlik muhafız ihtiyat kolordusuyla da takviye ediliyor. Hesaba göre bu iki kolordu Wutz'dan Varşova'ya doğru geri çekilen Rusların önünü kesecek ve onları bozguna uğratacaktır. Fakat Wut'tan geri çekilen olmadığı gibi Ruslar o bölgeye daha fazla birlik kaydırmaktadır. Kendisine verilen bu kilit görevin farkında olan Kolordu Komutanı Schafer, bu görevi kusursuz bir şekilde icra edebilmek için insanüstü bir çaba harcıyor ve askerlerini Woods'un doğusuna muazzam bir hızla yürütüyor. Ona eşlik eden muhafız ihtiyat kolordusu komutanı Litman bu yürüyüş hakkında şunları söylüyor: Muharebenin en can alıcı noktasında yer almak üzere cebri yürüyüşle günde yaklaşık 50 kilometre yol kat ettik ve bunu yaparken çamura dönen kara topraklardan geçtik. Top arabalarımızla çeşitli vasıtalarımız dingillerine kadar çamura saplandıklarında onları yerlerinden askerlerimiz kas gücüyle çıkarmak zorunda kaldı. Gün doğumundan gün batımına kadar yürürken inanılmaz bir efor sarf ettik. Fakat askerlerimin morali hat safadaydı. Çünkü tekrardan yürüyorlardı. Bu çabalarıyla o harika birliklerim sonsuza kadar gözüme girdiler. İngiliz tarihçi Prit Butar, askerlerini böylesine öven bir üst rütbeli komutana ne Rus ordusunda ne de Avusturya Macaristan ordusunda rastlanmadığını ve Kolordu komutanının bu sözlerinin ordular arasındaki kültür farkını ortaya çıkardığını söyler. Bu zorlu yürüşün ardından Almanlar nihayet vutsu kuşatabilecek bir pozisyona geliyor. Fakat kuşatma bir türlü gerçekleştirilemiyor. Çünkü savaşın bu safhasında artık sayılar konuşmaya başlıyor ve Almanlardan daha kalabalık olan Ruslar pasif savunmada kalmak yerine yıpratıcı taarruzlar gerçekleştiriyor. Kısacası Alman ordusu bu sefer boyundan büyük bir işe kalkışmış oluyor. O ana kadar iyi haberler dışında bir haber almamış olan Mackinson, 21 Kasım'da Woods'un doğusundaki birliklerinden rapor alamamaya başlıyor. Çünkü Schaeffer'ın ve Litzman'ın kol orduları düşman tarafından sarılmak üzeredir. Durumu fark eden Stavka bölgeye hemen kazaklardan oluşan bir birlik gönderiyor. Muharebeler Almanların kaçış yolunu kesme amaçlı Brzezini adında bir kasabada yoğunlaşıyor. Kasabayı tutan Almanlar bir süre direnseler de ertesi günü topçu desteği getiren Kazaklar karşısında geri çekilmek zorunda kalıyor. Ruslar bu muharebeden sonra 600 eserini Almanlardan geri kurtarıyor ve Brzezini kasabasını ele geçiriyor. Böylelikle Lotsun doğusunda kaçış yolu kesilen Almanlar tamamen düşman içinde kalmış oluyor. Şayet bu kolordu bu çemberi kıramazsa sonuç Almanlar için felaket demektir. Mackinson sonunda kötü durumu kabul ediyor ve düşman içinde kalan kol ordusuna telsiz mesajlarıyla izini kaybettirip tek kaçış yolu olan Birzizini'ye doğru saldırıya geçmesini emrediyor. Fakat halihazırda 3000 yaralısı ve yanında taşıdığı 10 bin Rus esiri bulunan bu kolordu böyle bir saldırıyı nasıl gerçekleştirecektir? Üstelik yiyecek ve cephanede tükenmek üzereyken. 22 Kasım'da sıcaklık bir anda eksi 10 dereceye düşüyor. İki tarafın askerlerinin de kışlık kıyafeti bulunmadığından şartlar iyice zorlaşıyor ve Polonya'nın donmuş topraklarında artık siper kazmak da imkansız hale geliyor. Arkalarında en azından sırtlarını yaslayabilecekleri koca bir şehir bulunan Ruslara nazaran açık alanda düşman içinde kalmış olan Almanların hali hiç de iç açıcı değildir. Gelecek bölümde Almanların bu çemberi kırabilip kıramayacağını öğreneceğiz ve Woods Muharebesi'ne devam edeceğiz. Umarım bu bölümden de keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.